Kafam karışıyor. Oyunumuzun adı? Karışıyor. Hayır. Evet. Çekiyorum. En iyi ilişki. O zaman... Hayır ya. Ben yaparım aslında. Ne toksik. En iyi ilişki. Yoksa bir şey mi saklıyorum? Mangal artık. Mantıklı. Alo. Hayatta yemem. Ben dinleyeyim. Hayır, yerim sıfır oldu. Bütün kafam kel oldu. Son sorumuzu soruyorum. Herkese merhaba, ben Semih. Ben Merve. Bugün... Oyun oynuyoruz. Ama nasıl bir oyun? Oyunun bana iki günden beri anlatıyorsun ama benim kafam almıyor. Nasıl kafan almıyor? Evet, kafam karışıyor. Oyunumuzun adı... Karışıyor. Oyunumuzun adı Evet Hayır. Bunu ne biliyor musun? Son zamanlarda Instagram'da karşımıza çıkan var ya, toksik ilişki testi. Evet. Onun video dökülmüş hali. Bu kadar. Mesela nasıl? Hamdi Bey'in teklifine hayır diyorum. Hayır. Mesela işte sevgilim, bensiz doğum günü kutlayabilir. Evet mi, hayır mı? Yani birbirimizle alakalı sorular. Evet, birbirimizle alakalı sorular. Evet, tamam. Bunları evet hayır diyeceğiz. Tamam. Oyunun içinde zaten. Görürsün. Zaten sorularımızı da hazırladık. Bazı soruları birlikte yazdık. Bazı soruları ben yazdım. Sen görmedin. Birbirimizin sorularını görmedik. Evet, birbirimizin sorularını görmedik. Birkaç tane de birlikte soru yazdık. Güvenemediğinden. O zaman başlayalım. O zaman başlayalım. Şimdi nasıl başlıyoruz? Taş, kağıt, makas önce kim çekecek? Hadi. 1, 2, 3. Bu bir. Yapacağını biliyordum. Seni çözdüm oğlum, seni çözdüm. İyi hadi. O zaman al bunu. Bak, seni çözdüm. Hayırsa hayırı kaldırıyorsun. Hayırsa hayırı, evetse evet. Tamam mı? Hayırsa hayır, evetse evet. Hayır. Evet. Hadi, çek. Çok şuradan. Ediyorum. Aşırı merak ediyorum soruları. Aşırı merak ediyorum. O zaman çeken okuyor mu? Şuradan. Hı? Çeken okuyor mu? Evet, çeken okuyor. Sevgilim benim teknolojik aletlerimi istediği gibi kullanabilir. Kullanabilirsin hayatım. Sen de benimkini kullanıyorsun zaten. Evet. Bir kulaklık aldı abi. Daha evet. hiç takmadan ben eskittim. Aynen. Evet. Bilgisayarım zaten. Bilgisayarım. Ben de. Kullanabilirsin, izin veriyorum. Ben de bir tane. İyi olsa izin vermeyeyim. Aynen de öyle. Yoksa hayır diyeyim. Ben bir tane çektim. Sevgilim benden habersiz. Baba tarafı akrabalarımla görüşebilir. Ya bu nasıl bir sorun? Benden habersiz baba tarafı akrabalarımla görüşebilir. Baba tarafı akrabalarıyla görüşen... Baba tarafı zaten... akrabalarımla ben bile görüşmem. Değilsen. Aynen öyle. Baba tarafı akrabalarımla... Kendime haber vererek bile kendim görüşmem. Babam bile kendine haber vererek görüşmez, eminim yani. Bence de. Hayır diyorum. Baba tarafı akrabalarını seven varsa abi. Seven varsa. Yoruma gelsin. Ben çok merak ediyorum. Bence yoktur. Şu an sıfır yorum. Aynen aynen aynen. Çek hadi bir tane. Baba tarafına taktın ya, ne zamandır? Baba tarafı ya. Bakalım, merak ettim. O soru hiç benim hazırladığım soruydu. Diğerini de ben yazdım. Diğerini de sen yazmışsın. Oğlum direkt benim yazdığım sorular geldi. Hayatım ben seninkini çekmişim. Yok, o zaman. Sevgilimin bir şeyi ya da birini sevmediğini gözünden anlarım. Evet. Anlarım. Direkt anlarım. Ama beni anlamak çok kolay. Beni anlamak çok kolay. Sen bir şeyi ya da birini sevmediğinde şöyle diyorum. Evet, hiç konuşmam benim. Ben de sana anlamam ama. Böyle kötü kötü bakıyorum. Sen hadi kalkalım. Kalkalım eve gidelim. Evet, hiç sevmem. Evet. Ben çekiyorum. Çekiyorum. Sevgilim, karşı cinsten birinin evine bensiz gidebilir. Nasıl yani abi? En iyi. Ne toksik ilişki. En iyi ilişki şu an. Hayır, gidemez. 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 Karşınızdan birinin evine benle bile gidemeyebilirsin hayatım. Benim toksiklik burada çıktı ortaya. Siz bu toksiklik aha. Değil ki, hayır. Evet, en iyi ilişki. En iyi. ne toksik ilişki. Değil. Hayır, gidemezsin. Hayır yani abi, biz de geniş bir insan değiliz yani. O zaman...
Sevgilimin seçtiği diziyi, filmi istemesem de izlerim. Hayır ya. Sen izlemiyorsun, ben izliyorum. Çünkü çünkü var ya. Bak ben bir tane seçiyorum. Bu ne ya? Ben bunu izlemem diyorsun. Ben nerede Norveç filmi? Saçma sapan. Saçma sapan nerede? Nerede dizi film bak Ozark abi. Ozark'ın Ozark çok iyi oğlum. Tamam, Ozark'ın fanları da var. Ozark'ı gerçekten seviyorlar. Ozark aşırı iyi. Mesela ben sevmiyorum abi Ozark'ı. Ozark çok ve iyi. Ve senin yüzünden tam 4 kere Ozark'a başladım. Ozark aşırı iyi. Ozark aşırı iyi. Ozark'ın abi bak, ilk hala. 4 sezonu... Şimdi bana başla diyecek. Videodan sonra diyecek evet. Ki Ozark'a başla. Beraber izleyelim güzel. Evet. Ozark'ın ilk 4 bölümü biraz sıkıcı ama sonra açılıyor. İşte ben de ilk 4'te şey yapıyorum böyle. Ben böyle... Şu neyse. Anlamlı, ağır, biraz yavaş, biraz böyle kaliteli şey seviyorum. Ben sen kalitesi. Hemen hızlı. Evet. Hem... Çok hızlı. Evet. Telefonu çalıyor. Kapı çalıyor bilirim. 2000 years later. Ben kalitesiz filmi seviyorum. Ben hemen beni şöyle yapsın. İlk bölümden final yapsın. Hemen hayır. Gelsin bitsin. Hayır. İçine çeksin yani beni. Hayır sen zaten mesela mini dizi daha çok seviyorsun. Evet. Çünkü niye? Film mesela mini dizi seviyorsun. Film bakarken mesela aşırı güzel film var. Müthiş bir film var. Mesela filmin ilk baktığın şey filmin içeriği, oyuncuları değil filmin dakikası. Evet. Sen ilk ona bakıyorsun. Evet. 1,5 saatin üstünde ise hemen de 1,46 bile olsa abi izlesin gelmiyor. İnsanın bir odaklanma süresi vardır abi. Yoktur. Vardır. Güzelse odaklanırsın. O zaman tüm güzel şeyler mesela Yüzüklerin Efendisi 5 saat. Ama o başka. 5 saat, 5 saat. O başka. Biz arka arka izliyoruz. 5 saat izleriz onu. İzliyoruz da. O başka. Kaliteli film izlerim abi. Onun dışında sadece oturup da boş boş bakmak istemem. Bir tane dizi vardı ya. Geçmişteki kasetleri çıkartıyordu. Onu nasıl biz bir günde mi ne bitirdik? Arşiv. Arşiv. Bir günde bitirmiştik. Bir günde bitirdik mesela. O da mini dizi değil hayır, miydi? Hayır. Birinci sezonuydu. Ha öyle 8 bölümdü. 12 sezon yok mu? O ne kaldırıldı. Ne demek kaldırıldı? Seç. O zaman çek. Ben mi çekiyorum? Ben seçtim ya. Ben çektim. Evet. Sen evet, çek. Evet ben çekiyorum. Kafam karıştı ya. Benim yandı ya. Çekiyorum, çektim, hatta okuyorum. Sevgilime kredi çekerken kefil olurum. Olurum. Sen mantıklı bir insansın. Ben de olurum. Sen hemen ödersin. Sen de mantıklı bir insansın. Sen bir nasıl bir insan biliyor musunuz? Nasıl? Abi borcu varsa da yemin ederim uyuyamıyor. Evet, uyuyamıyor. Gerçekten uyuyamıyor. O borç ödeyene kadar bak evet. Hasta olur. Ondan sonra kafasına takar, her gün o muhabbet geçer. Mutlaka yani onu ödeyecek. O yüzden kefil olurum. Ben de sana kefil olurum çünkü sen de mantıklı bir insansın. Evet, ben de... Kredi çekmezsin, kredi çekiyorsan da mutlaka bir şey vardır. Evet, kredi çekiyorsan o parayı katlarım abi. Seni tebrik ediyorum. Ben seni. Yatırım tavsiyesi değildir. Zaten bir... Yatırım tavsiyesi değildir. Bir yatırım da yapmadım, tavsiyede. Hadi, şimdi sen. Biz hep aynı gidiyoruz. Bir şey olsun da kavga edelim. Biz kavga etmeyiz kolay kolay. Sen rahat ol. Ne çektin? Ne çektin be hayatım? Dur bakayım lan. Sevgilim bensiz plan yapabilir. Nasıl? Mesela nasıl plan? Nasıl plan? Nasıl bir plan? Bunu sen yap. Bensiz plan yapamazsın. Hiçbir plan yapamazsın. Nasıl bir plan? Mesela sevgilim benden habersiz benim doğum günümü planlayabilir. Evet. Hayır nasıl bir plan bu? Nasıl bir plan? Mesela bak bu nasıl bir plan biliyor musun? Mesela benden habersiz doğum günü planlayabilirsin. Ama planlayamazsın. Benle beraber planlayalım. Daha iyi olur. Bensiz hiçbir plan yapamazsın. Ben... Mesela gezme hayır. Planını bensiz yapamazsın. Alışveriş planını bensiz yapamazsın. Bir yere gitme planını bensiz yapamazsın. Bensiz yapamazsın. Zaten sensiz yapmıyorum da. Aynen. Mesela ben zaten bunu... Şöyle anladım. Bensiz plan yapabilir. Bensiz plan yapıp takılabilir arkadaşlarıyla falan anladığım için. Evet, hayır. Evet, hayır. Hayır yani. Yapamazsın plan. Yapabilirsin. Neden yapamıyorsun? Bensiz plan yapabilirsin. Bak, nasıl ucu açık soru yazmışsın. Bensiz plan yapabilirsin. Ama nasıl bir plan? Bensiz doğum günü planı yapabilirsin. Arkadaşlarınla plan yapıp
Yapabilirsin. Dışarı çıkıp istediğin her şeyi ya yapamazsın. Sensiz yaptığın plan pilav diyecektim. Tavuksuzsa. Bensiz pilav yapamazsın. çünkü pilavları ben yaparım. Bensiz plan yapabilirsin. Ya sensiz yaptığın plan bir hafta tatilse mesela. Karışık buluşur bir hafta tatil. Ben sensiz öyle bir plan yapmam ama. Ya sen zaten öyle bir plan yapamazsın. Ben zaten bilmiyorum ya. Bu net benim yani. Zaten planın içinde ben de vardırım. O yüzden plan yapabilirsin. Tamam, o zaman ben de evet diyorum. O zaman ben şöyle diyorum abi. Duruma göre değişir. Bazen evet, bazen hayır diyorum. Ben plan yapabilirsin diyorum. Ben yapamazsın diyorum. Hayır. Ben evet diyorum. Ben hayır diyorum. Yapabilirsin. Ben çekiyorum. Ben çekiyorum. Hayır. Bunu sen okudun hayata. Gerçekten mi? Evet, ben siz plan yapabilirsen okudun ya. Aaa. Sevgilim benim ne giydiğime karışamaz. Giymediğime karışamaz. Benim ne giydiğime karışamaz. Benim ne giydiğime karışamaz. Hayır, karışabilir. Hayır, karışabilir. Evet. Kafam karıştı. Yani evet, karışabilir diyecektim. Hayır, karışabilir benimle giydiğime. Benim de karışabilir. Mesela bazen ben sana diyebilirim ki hayatım, bu tişörtünü çıkar. Mesela siyah tişört giydi diyebilirim. Bazen değil, her zaman diyorsun. Evet. Genellikle üstündekini 10 gündür giyiyorsun. Ama 10 gündür giyiyorsun. 10 gündür giymiyorum. Mesela bugün giydim. Ertesi gün giydim. Sonra 2 gün dışarı çıkmadık. O yıkandı. Sonra bir daha dışarı çıktık. Temiz giydim. Tamam, sonuçta ama bak sen nasıl bir insansın biliyor musun? İçinde rahat edebildiği şeyleri çıkarmıyorum. Evet, gerçekten bak her kış bir şey alıyorsun abi. Bütün kışı onunla geçiriyorsun. Evet. Bende tam 70 yaş dede huysuzluğu var. Evet abi. Gerçekten onu. Taktım mı takım? Kıyafet yani, konusunda var. Ve mont da öyle. Mesela kaç tane ceketim var? Kaç tane montun var? Taktım mı takım ya? Kırmızı montu çıkaramıyoruz ya. Ben var ya, bir şu hayatta bir şey de taksam tam 70 yaş dede olurum. Beyaz saplı kupa bardak var ya. Bir ondan başka bir şey de içmeme de taksam tamam. Dedeler mesela renkli kupayla içmez. Öyle mi? Beyaz. Benim dedem. Beyaz şeffaf. Aynen şeffaf. Beyazınca kafa koyuyor. Saplı. Evet, benim dedem öyle. Sadece onunla içer. Evet, çayı da onunla içer, suyu da onunla içer. Çay, kahve, su. Aynen. Benim dedem öyle. Aynen. Neyse, sen onu ne karıştırıyorsun? Sonuçta karışabilirsin. Çünkü sen neden? Sen de benimle karışabilirsin. Bazen sen de benim çantalarıma karışıyorsun. Çantalarına niye? Çantalarına niye karışıyorum? Alakasız, mesela dağa çıkıyoruz, dağ yürüyüşüne gidiyoruz, koca omuz çantası almışsın. Bir kere yaptım onu. Ya. Ben de onu söylemişim, şimdi senin aklında olmamıştır. Hayır abi, diyorsun ki niye çanta alıyorsun, kamera çantası var ya. Abi bu böyle bir şey mi? Ya da niye küçük çanta alıyorsun, benimkileri de koysaydın. Evet, küçük çanta zaten o abi. Küçük çanta alınca seninkiler sığmıyor. Ve küçük çanta aldığımda hep şu muhabbet oluyor, dışarıya kamerayla çıkacaksak. Bunu niye aldın ki, kamera çantasına koyardın. Evet. Abi bu öyle bir şey mi? Çanta ya, çanta. Ya öyle bir şey. Sonuç olarak karışıyorsun da ama bu şekilde. Yoksa geri kalan böyle %90'ın aklına gelecek açık giyinme falan filan değil. Ben sana karışmıyorum zaten. Evet. Ben sana karışıyor muyum? Karışmıyorum. Hiç karışmıyorum. İstediğini evet. Giyebilirsin diyorum. Evet. Hiç hayatta karışmam. Evet. Çantalarıma karışıyorsun falan. Kıyafet hayatta karışmam. Evet. Karışmıyorsun zaten. O zaman okuyorum. Oku. Sevgilim ona aldığım hediyeyi beğenmezse değiştirebilir. 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 Ama değiştirmez. Değiştirebilirsin. Değiştirebilirsin. Ben zaten değiştirmeni tercih ederim. Çünkü ben de değiştirmeni tercih ederim. Sen iki tane elbise almıştım. Değiştirmediğin için o iki tane elbise çöp oldu. Çöp olmadı. Yıllardır çöp olmadı diyor. Abi elbiseyi 5 yıldır ortalıkta elbise yok. Elbise yani gayipliğini ilan ettik elbisenin. Nereye gitti? Yırtıldı mı? Söküldü mü? Verildi mi? Dağıldı mı? Elbisenin nerede olduğu belli değil. Yılda düzenli olarak da şöyle diyorum, yazlık elbiseydi. Tam böyle şimdi bu mevsimlerde, şimdi bu aralar derim. Yaz gelirken derim mi? Dedim ki ben sana iki tane elbise almışım, hatırlıyor musun? O elbiseler nerede? Sen diyorsun ki duruyor. Ben dedim ki o elbise yalan oldu ha, hiç giymiyorsun. Yok, yalan olmadı. Tamam. Hayatım biraz yalan olmuş gibi görünebilir ama şöyle yalan bir problem. Yalan oldu. Bak şimdi olmuş söyleyeyim. Gibi görünebilir. Nerede elbise gerçekten? Ne? Elbise nerede? Annemin evinde. Yani giymiyorsan yalan olmuş demek. Hayır. Bir şey söyleyebilir miyim? Annen giysin.
Hayır. Bakın. Bir sürü kuzenim var, onlar giysin. Neden giymedim, giyemediğimi açıklıyorum abi. Çünkü çok bedene oturan bir elbise. Bu yüzden de... 5 yıldır giymiyorum. Yani araya Covid-Movid girdi, bir takım kilolar alındı, giyemiyoruz yani hayatım. Çok güzel bir şey. Evet güzel, ikisini de ben de çok beğendim. Evet değiştirebilir. O yüzden de asla hiçbir kuzenime vermem, hiçbir kuzenim de bana yazmasın. Evet değiştirebilir diyorum. Ben de değiştirebilir. Hatta da beğenmediyse değiştirmeli. Evet tamam. Ben çekiyorum. Hiç kavga edecek konu çıkmadı ya. Sevgilimin kaşığıyla ya da çatalıyla yemek yerim. Evet yerim. Sevgilimi komple yerim. Ben senin yediğin kaşıkla çatalla yemek yerim. İçtiğin suyla da su içerim. Evet. İçtiğin bardakla su içerim. İçtiğin suyla su içerim. Evet. Ben seni anladım artık. O yüzden evet diyorum. Zaten öyle yapıyoruz. Biz abi zaten yapmayalım. Akşam yemeğinde kahvaltıda bir çatal bir kaşık. Zaten öyle yapıyoruz deyince öyle gibi olmadı mı? Zaten yapınca bilmiyorum. Bence yapmamak. Tabii ki yapmayan var ama rahatsız olan falan var ama bana... Ya ben genelde değilim. Mesela çok rahatsız olurum. Başkasının bardağıyla asla su içmem. Ben de hayatta içmem. Ama mesela yani... Başkasının içtiği bir bardakla su içerken de soğuk suyla yıkanmışsa bile içemem. Sıcak suyla yıkanması evet. Lazım. Tercihen. Evet. Böyle tercih ediyorum. Böyle olur. Tercihen böyle tercih ediyorum. Evet. Ben de tercihen böyle tercih ediyorum ama tabii ki sevgilinin dediği için evet. Böyle tercih ettim. O zaman çek. Sevgilim benden habersiz gece dışarı çıkabilir. Çıkamaz. Bu arada bir şey söylemek istiyorum abi. Ben çok üstünde duruyorum. Çıkamaz. Evet, bence de zaten çıkamaz. Çıkamaz zaten. Bu hayır zaten çok net bir hayır. Bu arada abi, benden habersiz gece dışarı çıkabilir tabii ki yani. Ben çıkmasını istemem. Mesela çıktın diyelim, sonuçlarına katlanırsın. O zaman hadi çek. Ne toksik ilişki. En iyi ilişki şu an. Abi gerçekten toksiklik. Sevgilim telefonumu karıştırabilir. Sen kaldır önce. Karıştıramaz. Karıştırabilir. Karıştıramaz. Neden? Karıştıramazsın. Aha aha. Dınıt yoksa bir şey mi saklıyorum? Az sonra. Pa. Neden? Ben evet karıştırabilirsin. Ben karıştıramaz. Karıştırmıyoruz ama. Valla ben hayatım boyunca senin telefonu gerçekten alıp elime bakmadım. Yani. Bakabilirsin ama. Ben senin telefonundan hava durumuna bile bakacak olsam sana söyledim. Telefondan hava durumuna bakabilir miyim diye. Evet. Kendim alıp bakmayacağım için senin de alıp bakmanı istemem. İzinsiz. Tamam. Ya da hiç ben de zaten mesela, izinsiz bakmam. Ya da mesela hiç izinsiz atıyorum. Bakacaksan bile atıyorum işte galerinde bir şeye bakacağım. Ya da mesajlarında bir şeye bakacağım. Tamam abi tercih meselesi. Ben evet diyorum. Karıştırabilir. Ben hayır diyorum. Karıştıramaz diyorum. Ben mi çekiyorum? Sen çekiyorsun. Ben zaten karıştırmıyorum. Bunu sen evet, karıştırmıyorsun. Bunun evetlik hayırlık bir şey yok. Sen de karıştırmıyorsun ama ben karıştırsam mesela sana niye karıştırdım demem. Çünkü sen tutup da benim kankilerimle olan konuşmalarımı okumazsın zaten. Yani. Bana ne? Kız muhabbetleri. Sevgilime sık sık sürpriz yaparım. Kadınlar güldür ma çiçektir. Onu biliyor musun? Evet. Ya sen ne zaman çakaldın? Ben hiç götürmemişim. Ben hiç götürmemişim. Hayatım sen bana sürpriz yapıyorsun sık. Ben sana sık sık sürpriz yapıyorum. Ya. Ben sana devamlı sürpriz yapıyorum. Ben sana devamlı sürpriz yapıyorum. Yapıyorsun. Mesela bir sabah. Ben yapmıyorum. Bir sabah kalkıyorum. Sana diyorum ki benden sana bir gift var. Evet. Ben sık sık yapıyorum. Ben sık sık sürpriz yaparım. Yani. Çok giftli biriyim. Evet. Yani hediyeleşmesek bile bir şey yapıyorsun yani. Mesela bir tane çikolata alıyorsun, bu da sürpriz. Bir sürü sürpriz yapıyorum. Bir sürü şeyler yapıyorsun, ben hiç yapmam. O yüzden evet. Ben hayır. Tam olması gerektiği gibi. Öyle mi diyorsun? Evet. Sevgilinle en sevdiğim yemeği paylaşırım. En sevdiğim yemeği seninle tabii ki de paylaşırım. Ama benim en sevdiğim yemekleri genelde sen tamam diyecektim. Aşırı çok sevmediğin için rahatlıkla evet. Ben de evet. Çünkü benim en sevdiğim yemek ne? Bunu ben bile bilmiyorum. Benim çok net. Mantı. Evet ama senin çok net değil. Benim en sevdiğim yemek mangal. Mantı. Mangal artık. Mantı. Niye mangalmış?
Artık mangal olmasına karar verdim. Hayatım en sevdiğim yemek mantı. Kıymalı makarna artık. Kıymalı makarna ne? Kıymalı makarnaya karar verdim. Öyle mi? Ciddi soruyorum. Ciddi. Mangal değil bir kere, bunu biliyorum. Benim en sevdiğim yemekler arasında... En sevdiğim yemek mangal. Kıymalı makarna, artık menemen. Böyle şeyler işte. Böyle şeyler. Senin de en sevdiğin yemekler şey yaptığında, sen hemen diyorsun ki, işte ben tavuk severim, et severim. Sonra diyorsun ki, bak ben aslında neyi seviyor musun? Bulgur pilavı. İçli köfte. Hayır abi. Böyle güzel yemekler sayıyorsun. Ben abi et yemeyi tercih ediyorum ama ben etle sebze, ben karışık yemek seviyorum farkındaysan. Ben böyle kebap i̇şte, seviyorum. İşte biraz önce mesela, ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Ben böyle kuzu dolma olsun efendime söyleyeyim. Hani hem kuzu olsun, mesela oğlak da çok severim ha. Oğlak. Ben oğlak burcuyum o yüzden. Evet. Mesela kuzu, hem kuzu olsun hem içli bir pilav olsun, ondan sonra hem böyle tatlı olsun hem yeşillik olsun, ben böyle yemekler seviyorum. Sen direkt hamur işi seviyorsun abi. Ben hamur direkt işi, karbonhidrat seviyorsun sen. Direkt hamur işi ama etli hamur işi. Mesela çiğ börek, bayılırım. Mesela ben hiç... Sucuk, mantı, pastırma, bayılırım. Mesela ben bayılmam, yerim. Hamurun içine et girsin, kıyma girsin ve o pişsin, bayılırım. Bu neyse. Evet, doğru. O yüzden ben çekiyorum. O yüzden paylaşırım, çok yemezsin zaten. Ben de paylaşırım. Ben zaten paylaşırım ki sen de sev, devamlı onu yiyelim. Evet. Oku. Okuyorum. Başıma iyi veya kötü bir şey geldiğinde ilk sevgilimle paylaşırım. Tabii ki de. Başka kimle paylaşırım? Hemen seni ararım. Evet, ben de. Hemen anında. Aynen. Anında. Daha anında. Olay bitmeden... Araya basarım. Alo. Hayatım ne oldu biliyor musun? Evet. Boş ver, anlatmayayım. Boş ver, canını sıkma. Gel bir kahve içelim. Ben mi çekiyorum? Evet. Az kalmış ha. Sevgilimin istediği her yemeği yerim. Yemem. Hayatta yemem. Yemiyor zaten. Hayatta. Yemiyorsun. Neler yapıyorsun? Bulgur pilavı yemem. Abi taze fasulye yemiyorsun. Bulgur, zaten bulgur pilavına bak takmış durumdasın. Çünkü en son bulgur pilavı ve yiyeceğim dedin, bulgur yemedin. Bulgur pilavı sevmiyorum. Evet, ben biliyorum sevmediğini zaten. Ama ne yapayım? Çok sağlıklı, çok güzel bir yemek. İmkansız, çok güzelmiş gibi duruyor ama yediğimde yiyemiyorum. Çok güzelmiş gibi duruyor. Ben de severek güzelmiş yemiyorum. Güzelmiş gibi duruyor böyle. İşte vitamin alalım. Yapıldığında salçalı, malçalı falan güzelmiş gibi duruyor ama yiyemiyorum. Ne yapayım? Ben mesela neyi yemem? Sen bil. Asla benim... yemem. Mesela ben neyi asla yemem? Bir yiyeceği. Yiyeceği. Mantı içeyim mi? Sucuz. Sosis mi? Sosis mi? Sosis yedim de ben sevmiyorum öyle. Çiğ şeyler yemem. Çiğ mantı, çiğ sosis mi? Niye yiyeyim ya? Benim asla ne yemezsin? Asla ne yemem mesela? Asla ne yemem? Dur bakayım. Pırasa mı? Pırasa yemem. Başka ne yemezsin asla? Zeytin, yoğurt. Zeytin, yoğurt zeytin yemem. Yenmez mi ya? Abi aynen ya. Yani burada zeytin var ya. Zeytin müthiş bir şey. O kadar güzel zeytinler, bir de görseli de güzel. Çeşit çeşit mesela. Semih'in annesi müthiş yapıyor değil mi? Ben zeytinin... Böyle ya, zeytinin erik gibi. Şey yaptığı yerdenim. Zeytinin şey yaptığı. Zeytinin ürediği, türediği yerdenim. Evet. Ben Aydınlıyım. Aydın reklamını çok iyi yaptım. Ben Aydınlıyım. Zeytinin şey yaptığı yerliyim. Ben Aydınlıyım. Evet. Nazilliliyim. Evet, o yüzden siz çok güzel... Nazilli'de herkes 150 yaşına kadar yaşar. Çünkü... Zeytinyağı içer. Zeytinyağı. Evet. Evet, bu bir gerçek. Evet, çok faydalı. Bak, zeytinyağını çok seviyorum bu arada. Ben ayçiçek yağıyla hiç yemek yapmam. Hep zeytinyağıyla yaparım ama evet. Zeytin yemem. Evet. Ben de zeytin çok seviyorum. Yani maalesef. Zeytine bayılırım. Keşke yiyebilsem yani. Var ya, o kadar... Annem bana bak, bu muhabbet olan hep aynı hikaye. Devamlı. Annem bana kışıkkanı hepsi çeşit çeşit aldı. Bir tane her şeyi denemiş kadın, ne yapsın? Gerçekten yani. Denedi. İyiyim, faydalı diye. Aha. Sevgilim bana sormadan saçlarını istediği gibi kestirebilir. Sevgilim bana sormadan saçlarını istediği gibi kestirebilir. Ben evet diyorum. Tabii ki de kestirebilir. Ama sen hep genelde bana soruyorsun. Ben hayır diyorum. Ben evet diyorum. Sen bana soruyorsun. Bazen de söylemiyorsun. Ben beğeniyorum ama. Ne zaman söylemiyorum? Hep söylüyorum. Hep bazen söylemiyorsun çünkü ben anlamıyorum. Hayır, mesela şöyle şöyle yapacağım, şöyle yapacağım saçlarımı, diyorsun. Ben zaten saçlarımı böyle radikal yapmışım. Yine de bu mesela çok değişik oldu benim için. Tabii ki de doğru. Hep düz sıradan bir ama saç kestirme olduğu için. Ama saçlarını istediği gibi kestirebilir. Ben hayır diyorum çünkü neden? Neden? Bunun içine şöyle bir şeyin de gireceğini düşünerek hayır dedim.
saçını uzatma evresi. Evet. Sevmiyorum. Ve de mesela ben hep diyorum ki hayatım saçlarını bir tane fotoğrafımız var. Evet. Onu o koyalım. Fotoğraftaki gibi yap. Evet, o fotoğraftaki gibi istiyorum. O fotoğrafta da ilk tanıştığımız evet. zamanlar. Evet. O da bizim buzdolabının üstünde, tamam mı? Sürekli berbere giderken şöyle yaptır, böyle yaptır diyorum. Evet. Mesela tutup da saçma sapan bir şey yaptırsam böyle çizikli mizikli istemem. Herhalde. Sen ben yanlarına iki tane çizgi atacak halim yok ya. Abi bir kere senin saçlarını nasıl kestim? Dazlak yaptım. Benim saçlarımı anlattım, tamam mı? Pandemide miydi? Pandemide. Berberler kapalıyken dedim ki hayatım dedim şöyle yanlarını biraz kısa, üstlerini de biraz uzun kes. Ay abi sanki 40 yıllık berbermişim gibi diyor ki bak makine bu diyor. Buraları 0, buraları 1, 3 derken katlı katlı istiyorsun benden. Evet. Ben onu nasıl keseyim? Kat kat keseyim. Abi öyle öyle derken. Aldım numarayı vurdum. Aynen. Bak 0'la daldık ya. Dalmasaydık iyiydi. Bir kere 0'la 1'le girdim ya. 1 kaçtı o ya? Hayır. 0'dan 5'e doğru gideceğin için 0'dan başladın. Sen 0'dan başladın daldın. Her yerim 0 oldu. Bütün kafam kel oldu. Abi Moğolu'da çok komikti. Denize öyle gidiyoruz. Böyle fotoğrafımız var mı bizim? Denize varsa gidiyoruz. Koyalım buraya. 40 derece sıcağın altında kafam kel. Aynen. Güneş beynimin içinde. Öyle fotoğrafımız varsa buraya koyalım. Tamam koyalım. Vardır mutlaka. Evet ya vardır. Dazlak vardır. Sen işte müsaade edersen. Ama çok komikti. Ben müsaade ediyorum. Dazlak fotoğrafı koyabiliriz. Bir de o zamanlar Covid'de kilo almıştım. Evet. O zaman son sorumuzu soruyorum. Sor bakalım. Hiç bekletmeden. Sevgilim benden habersiz doktora yapabilir. Benim sorum. Sevgilim benden habersiz doktora yapabilir mi? Yapamaz. Hayatım ya. Sen yapamazsın çünkü yüksek lisansın. Ben... O yüzden hayır. Senden haber zaten doktora niye yapayım? Beraber yüksek sanatı beraber bitirdik sayılır. Benden habersiz doktora yapamaz. Yapmam, işime gelmez. Yapamaz. Evet yapamam. Belki de şu anda yapıyorum. Sen de yapamazsın çünkü niye? Senin yüksek lisansın yok. Evet o yüzden çok mutluyum. Bu da değişik bir soruydu. Bunun kazanını... Kazanını yok. Biz kavga da çıkacak, hiç de bir şey olmadı. Telefon karıştırma da bile kavga çıkmaz. Bu video bitti mi? Evet. Bitti. O zaman evet beğendiniz hayır. Beğendiniz mi? Evet hayır beğendiniz bitti. Beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Evet hayır bitti. Evet hayır bitti. Bence toksik ilişki değil, en ilişki. Biz niye her zaman bunu yapıyoruz? Hayatım. Çünkü en iyi ilişki. Evet hayır bitti. Kim daha toksik? Bilmiyorum ama ikimiz de sen toksiksen ben toksik oluyorum. Ben toksiksem sen toksik oluyorsun. Değilsen de ben de değil oluyorum. Ben değilsem sen değil oluyorsun. Çünkü aynı cevap verdik. Evet. O zaman bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sıkılıyorum. Burada yalnız başıma bırakıldım. Başına bile girebilirim şu anda. Sıkılıyorum.